çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere. Modelimi zincir üzerine uygulamak istiyorum. Uygulayacağınız alana göre zincirimizi çekerek başlayabilirsiniz. Ya da işte yelek çalışmalarında, ceket çalışmalarında zaten altta hazır olan bir platform vardır. Onun üzerine çalışmamızı devam ettirebilirsiniz. Şöyle küçük bir zincir çekerek başlayalım. Yeterli. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincir içerisine gelerek batıyorum. 1, 2, 3 defa da alıyorum. Tığımın başını dolayarak aynı yere giriyorum. 1, 2, 3. Tekrar başını doluyorum. Aynı yere giriyorum. 1, 2 ve 3. 3 tane trabzanı aynı zincir içerisine örüyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra yeniden sayıyorum. 1, 2, 3. 4. zincir içerisine geliyorum. 3 tane trabzanımı bu yuvaya örüyorum. 1, 2, 3. Tekrar bir tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. 1, 2, 3 atlıyorum. 4. zincir içerisine gelerek batıyorum. 3 trabzanımı örüyorum. Tekrar bir tane zincirimi çekiyorum. 1, 2, 3, 3 atlıyorum. 4.'ünün içerisine batıyorum. 1, 2, 3. Zincirimiz bitene kadar bu şekilde örüyoruz. Bir tane zincir aşağıdan 1 atlıyorum, 2 atlıyorum, 3 atlıyorum. 4.'ünün içerisine batıyorum. Ve 3 trabzanımı örüyorum. Son trabzanımı da ördüm. Hazırlamış olduğum zincirimin üzerine. Şöyle kenarda yine zincirlerim kaldı. Bir tane zincir çekiyorum ve en son zincir içerisine batarak yine bir tane kutuyu örüyorum. Kutuyla başladım. Şurada bakınız. Dönerek batmıştık. Bir tane kutumuzla başladık. Bir tane kutumuzla bitirdik. Şimdi ikinci rengimizi hemen alarak devam edelim. İkinci olarak gri rengimi kullanmak istiyorum. Şöyle başlıyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çekiyorum. Hardal rengi ipimi de şöyle her ikisini ayarlıyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. İpimizi alttan götüreceğimiz için diğer ipimizi şu şekilde alıyorum. Diğeri de görülmesin. İlk şuradaki yuva içerisine hemen 2 tane trabzanımı örüyorum. Toplamda 3 trabzanım oluyor. 1, 2 defa alıyorum. 3.'yü hardalımla kapatıyorum. 3.'yü hardalımla kapadım. Ve bir tane zincirimi hardalımla çekiyorum. Sıradaki kutu içerisine hardal rengiyle 3 trabzanımı örüyorum. Bir tane hardal, bir tane gri rengimizi örerek bu sıramızı tamamlayacağız. 1-2 defa çektim. Gri rengimi alıyorum. Kapatıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Bakınız ipimiz de alttan devam etmekte. İkisini aynı anda öreceğiz. 1, 2, 3.'ü 1, 2 çekiyorum. Diğer rengimi alarak geçiyorum. Ve bir tane zincirimi çekip şöyle sıkıştırıyorum. 6 alıyorum. 3 tane hardalımı örüyorum. İkinciyi ördüm. 3.'ü gri'mle kapatıp bir tane zincirimi çekiyorum. Hardal aşağıda, gri örülerek ilerliyor. 2, 3.'ü şu şekilde tutuyorum. Tekrar diğer rengimi alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Gri'mi sıkıştırıyorum ve alttan götürüyorum. İkinciyi
Üçüncüyü bir örüyorum, iki örüyorum. Gri rengimle kapatıyorum. Bir zincirimi çekip son şuradaki bakınız dönerek 5. zincire batmıştık. Oradaki yuva içerisine 1 2 3 tane gri'mi örüyorum. Gri'mi tamamladım. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çekip örgümün yönünü çeviriyorum ve buradan hardal rengimi kesiyorum. 5 tane zincir çekmişim. İlk kutu içerisine batıyorum. 1 2 ve 3. 3'ünü ördüm. Bir zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Şuradan bakınız şöyle alttan girerek örüyorum. İplerimi şu arada görünen iplerimin tamamını kaybederek örüyorum. 1 2 ve 3. Bir tane zincirimi çekiyorum. Şöyle görünen iplerimin şöyle altından kavrayarak giriyorum. İplerimi en az görünür hale getiriyorum. Görüntümüz bozulmasın. Bir tane zincir alttan şöyle alıyorum. 1 2 ve 3. Bir tane zincir aşağıdan alıyorum. Hem hardalımı hem gri'mi kavrayarak örüyorum. Tekrar zincirimi hep bir tane çekiyorum. Alıyorum iplerimi. Şöyle bakın şuradan itibaren gizlediğimi de alıyorum. 2 ve 3. Bir tane zincirimi çekip kenardaki en son trabzan üzerine gelerek batıyorum. 1 2 ve 3 defa da alıyorum. 1 2 3 3 zincirimi çekip çeviriyorum. Hemen buraya trabzanlarımı örüyorum. İkinci trabzanımı ördüm. Üçüncüyü yarım örüyorum ve yeni rengim olan üçüncü rengime başlıyorum. Şöyle görelim bakınız. Bir sırayı tamamen hardal ördüm. İkinci sırayı bir gri bir hardal ördüm. Üçüncü sırayı tamamen gri olarak ördüm. Şimdi diğer rengime geçiş yaparak hem yeni rengimi başlatıp hem de gri rengimi tamamlıyorum. Beyaz ipimi alıyorum. Üçüncü trabzanımı beyazımla kapatıyorum. İki renk olarak da örebilirsiniz. Bir tane zincirimi çekiyorum. Gri'mi asıldım, beyazımı asıldım. Şöyle alta alıyorum. Bir zincirimi çekmiştim. İlk yuvaya giriyorum. 1 2 3. 1 2 3. 1 2. Bir tane gri, bir tane beyaz öreceğimiz için kapanışı gri'mle yapıyorum. Kapatıyorum ve bir tane zincir çekiyorum. Bakınız şu şekilde sağında ve solunda aşağıdakinin şöyle görelim. Birer gri trabzan grubu olan yerin tam ortasına batıyoruz. Yani alttaki gri'mizin tam üstüne denk gelen yere batıyorum ve grubumu bu şekilde tamamlıyorum. 1 2 defa ördüm. Bırakıyorum. Kapatıyorum ve bir zincir. Araya giriyorum. Gri'm altta. 1 2 üçüncüyü en sonu yarım olarak örüyorum. Kapatıyorum. Bir zincir ve diğer bakınız 3 tane olan gri'mizin dördüncüsünü örerek grubumu tamamlıyorum. 1 2 3 bir grubu kapatırken diğer grubumuzu başlatıyoruz. Bakın beyazımızı başlattık. Bir tane zincir çekelim. Gri altta 3 trabzanımı örüyorum. 2 ve 3. Kapanışı yeniden gri'mle yapıp bir zincirimi çekiyorum. Beyazım burada alttan götürüyorum. 1 2 ve 3.
Gri'yimle kapatıyorum ve bu sırada gri'yimizi tamamladık. Şimdi buradan yeniden gri ipimi kesiyorum. Ve bu sıramın tamamını beyaz olarak örüyorum. Şöyle alıyorum. 1 2 3 4 5. 5 tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını dolayarak şöyle alttan alıyorum. İp geçişleri belli olmayacak şekilde trabzanlarımı örüyorum. Bir uçtan diğer uca kadar 3 tane trabzan, 1 tane zincir. İkinci sıramızda tek renk kullandık, bakınız. Bir zincir alttan alıyorum. Bir zincir sona kadar şöyle alttan alarak gidelim, lütfen buna dikkat edelim. Grubumu tamamladım. Bakınız en sona geldim. Bir uçtan diğer uca kadar beyazımla ördüm. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. En kenardaki gri'min üzerine gelerek batıyorum. 1 2 2 defa çekiyorum ve hardal renkli ipimi alarak hardal beyaz olarak örmeye başlıyorum. 1 2 3. Beyazım şimdi şöyle çeviriyorum. Beyazımla kalan ipimi alta alıyorum. İki tane şuradaki bir zincirin içerisine zincirimi çektim. İki de yeni trabzan örerek başlatıyorum. Bir zincirimizde ikinci trabzanımı ördüm. Ve üç. Üçüncüyü beyazımla kapatıyorum. Bir tane beyaz, bir tane hardal olarak bu sıramızı da tamamlıyoruz. Bu dilimiz bu şekilde devam edecek. 2 3. Bakın beyazımızın grubunu tamamladık. Son kapanışı hardalla yapıyorum. Hardalın da yeni grup başlangıcında atmış oluyoruz. Şöyle görelim, bakın beyazı başlattık. Yani beyazı bir tane yaparak tamamladık. Hardalımızı başlattık. Kapanışımı beyazla yapıyorum. Bir zincirimi çektikten sonra grubunun son trabzanlarını örüyorum. Hardalımı şöyle çekerek alıyorum, kapatıyorum. Evet, bu kurulum üzerine çalışarak ilerliyoruz. Bir çalışmamızı bu şekilde tamamladık. Beni izlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.